Fulya'ya ulaşın. Haberde kaynak yok. Belli ki birileri saklamış ama Fulya onu çözer. Önce bu haberi kim böyle yayınlattı onu bulalım. Bu arada hemen bir tekzip yayınlarız. Bir de şu yayıncı kuruluşa da bir özür metni dayatırız. Tamam mı? Bu neyi değiştirecek peki? En azından Nalan'ın zekasıyla dalga geçemeyeceklerini anlayacaklar. Ya bir git Muza ya. Bir git ya. Ya sen ne diyorsun ya? Her şey ortada. Bütün pislik ortaya serilmiş. Kim temizleyecek bunu? Ben Nalan'ın montajlanmamış röportajını izledim. Sadece gözlerinin içine bakarak doğruları söylüyor. Ama azmetmeleri zor oluyor. Ha, biz siz biliyorsunuz değil mi bunları ha? Bizim hiçbir şeyden haberimiz yok değil mi? Biz hiçbir şey bilmiyoruz değil mi? Ha? Ya ufacık aklınızla bir de akıl vermeye kalkışmayın böyle, tamam mı? Söylediklerini sinirine veriyorum. Nereye verirsen ver. Hayat senin odandaki pencereden kitapların arasından baktığın gibi değil. Muzo Efendi, anladın mı? Hayatın gerçekleri daha farklı. Anla bunu. Baba gel biz beraber bir bahçeye çıkalım istersen senle. Sen sus. Sen sus. Yıllarca çektirdin bize. Şimdi bir de karından çekeceğiz anlaşılan. Ya baba. Konuşma. Sinirimden alırım seni ayağımın altına şimdi daha. Uyan da kendine gel. Muzaffer Paşa. Yani tabii senin tuzun kuru. Sen hayatın boyunca aşağıda yan gelip yattın. Biz de seni yaşatalım, iyileştirelim diye ellerimizin üzerinde tuttuk. Şimdi hiçbir şeyden haberin yok. Burada cehennem ateşi yanıyor. Isısı sana kadar gelmiyor bile değil mi? Rafet. Kesme ne Rafet'i? Ya Rafet var. Rafet! Dilerim Allah'tan bize bu saate kadar yaşattığın her şeyin hesabını Ruzu Mahşer'de tek tek verirsin. Şimdi kulaklarını aç beni iyi dinle. Eğer bu koskoca evde tek başına ölmek istemiyorsan benim çocuklarımdan uzak duracaksın. Duydun mu beni? Lan cezası. Gel buraya Gülcan. Bak bu söylediklerin hesabını vereceksin. Gel diyorum. Alo Cavit. Yardımına ihtiyacım var. Gazeteci bozuntusu Ferit. Söyle bakalım. Koroğlu'nu karalamak için kimden emir aldın? Başkanım, ben... Bu adamlar benim kanım ulan. Sen hangi hatle, hangi yürekle böyle bir şey yaparsın ha? Başkanım... İnanın ihmalime geldi. Ha. İhmal. İhmal ha. Bu ihmali ben yapsam ne olurdu? Siz benim hiç ihmalkar davrandığımı gördünüz mü? Haklısınız başkanım. Ne emriniz varsa yapmaya hazırım. Emretmem için önce karşımdaki adamın adam olması lazım. Sen adam mısın? Ha? Sen kimsin ki sana emir vereceğim ben? Ha? O emir aldıklarına sakın beni aynı kefeye koyma. Sakın! Haklısınız başkanım. Şimdi söyle bakalım. Hangi çapsız sana emir verdi de bu kaypaklığı yaptın? Cana. Cana Yalçın aradı. Bu haberi yap, gerisini bana bırak, bana güven sen dedi. Cana.
Cana Yalçın. Ulan Alp. Ulan Alp. Ver. Alo Cavit. Ne yaptın, öğrenebildin mi? Kimmiş? Kimler yaptırmış o haberi? Ben bir sakinleştirici bulup geliyorum. Bekle, bekle. Bekle beni. Anne. Gel şimdi, ben sana soracağım. Ne oluyor? Gir içeri diyorum sana. Allah'ın cezası. Aç şurayı. Gir içeri, gir. Allah'ın cezası. Seni doğurduğum güne var ya, lanet olsun, lanet. Bir anneye evladı için bunları da söylettin ya sen. Ne diyeyim ben sana? Anne, ne diyorsun sen? Ya bu mevzu bile yine dönüp dolaşıp nasıl bana gelebiliyor ya? Başımıza bu işleri açan, ailemizin itibarını yerle bir eden, karını rezil etmeye çalışan kim sen biliyor musun? Haberin var mı senin? Ya kimmiş? O Cana denen düğün gününde otel tuvaletlerinde her türlü haltı yediğin o pislik kadın. Senin yediğin bu haltlar yüzünden, o oynaştığın kadınlar yüzünden ailemizin itibarı ne hale geldi sen biliyor musun? Biliyor musun? Haberin var mı senin? Sana bütün hakkım, emeklerim, sütüm haram, zehir zıkkım olsun. Şimdi eserinle iftihar edebilirsin. Allah'ın cezası. Delirttin beni, delirttin.